Sayın İl Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanım. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde gerek bitkisel üretim alanında, gerekse hayvansal üretim alanında bugüne kadar 3 yıl içerisinde onlarca proje ürettik. Yine bu projelerimizi, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımız sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta olmak üzere bizlerle işbirliği içerisinde çalışan tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşlarına da buradan teşekkür ediyorum. Değerli üreticilerimiz, malumunuz olduğu üzere bir bütün dünya pandemi sürecinden geçti ve bu süreçte bütün dünya gıdanın, dolayısıyla da tarımın ne denli önemli bir sektör olduğunu hep birlikte idrak etti. Biz de bunu zaten Sayın Bakanımız Hilmi Güler geldiği günden beri söylüyor. Pandemi sürecinden önce de, pandemi sürecinde de bu tarımın önemine binaen elimizden geldiğince üreticilerimizi desteklemeye gayret ediyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi projesi de bu çalışmalarımızdan birisi. Ülkemiz tarım arazilerinin maalesef %8'i gibi bir oranı, yani 2 milyon hektar tarım arazisi bugün itibariyle atıl vaziyette. Elbette ki Tarım Bakanlığımızın bu konuda birçok çalışmaları var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte ilimizde bulunan atıl arazileri üretime kazandırmak için 3 yıldan beri çaba harcıyoruz. 3 yıl içerisinde yaklaşık 250 ton tohumu toprakla buluşturarak yaklaşık 14 bin dekar araziyi tarıma kazandırmış olduk. Bugün burada bir kısmını Mesudiye'de dağıtacağımız ama il genelinde birçok ilçede toplam 50 ton tohum dağıtarak 3500 dekar araziyi daha inşallah tarıma kazandırmış olacağız. Bu konuda bizleri desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Mesudiye'yi tarım ve hayvancılığın merkezi yapacağız dedik. İddialı çıktık ve bunda emin adımlarla hep birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Tabii tarım ve hayvancılık Mesudiye'mizin olmazsa olmazı. Ordumuzun tarıma en elverişli toprağı, arazisi Mesudiye'de var. Düz, ekilebilir. Geçmiş yıllara baktığımız zaman Mesudiye'de arpadan buğdaya, buğdaya mercimekten nohuda varana kadar burada ekilir ve hatta Osmanlı ordusuna dahi burada tahıl gönderilirdi. Yani bu denli bir ilçeyle bir karış, bir evlek yer dahi boz bırakılmazdı. Bizim çocukluğumuzda bile biz o sınırdaki sen ekeceksin, sen biçeceksin, biz biçeceksin diyerek kavga ederdik komşu tarlalarla. Ama şu anda belki 5-10 yıl öncesine %95 arazimiz ekilmiyordu. Ama şimdi görüyoruz ki yaklaşık bu oran, tarım ilçe müdürümüz daha iyi biliyor belki oranlamayı. Belki 150 yakına, 150'ye kadar korunga, yonca, arpa, buğday gibi ekilmeye başlandı. Bu güzel bir şey. Evet, gene Mesudiye'de çok geçmedi. Yakın bir zamanda bir tohum dağıtım programından sonra bugün de aynı amaçla bir araya geldik. Hep düzenlediğimiz o programlarda sizlere bir sözümüz oldu. Ekilmedik alan bırakmayacağız dedik. Yeter ki siz çalışın, ekin. Biz de Mesudiye'mize her türlü desteği vereceğiz. Ve Mesudiye'de ekilmedik bir karış alan bile kalmayacak dedik. Evet, bu noktada bakanlığımız imkanlarını, Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarını, Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın imkanlarını velhasıl temin edebildiğimiz bütün kaynakları kullanmak suretiyle üreticilerimize bugüne kadar ciddi destekler sağladık. Biraz önce Tarım Daire Başkanımız da ifade ettiler. 14 bin dekar atıl araziyi il genelinde üretime kazandırmış durumdayız. Şu anda atılacak tohumlarla da bir 3500 dekar daha alan üretime kazandırılmış olacak. İnşallah önümüzdeki dönemde bu dağıtımlarımız, tohum dağıtımlarımız ve uygulayacağımız yeni projelerle bu rakam çok daha iyi yerlere gelecek. Sonbahar döneminde güzlük ekilişlerle de ekilmedik alan miktarını çok daha azaltmış olacağız. Ben gene söylüyorum, sizler üretmeye devam edin. Sizler yılmayın.
Biz bundan sonraki süreçte de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tamam.